Öncelikle Bingöl bu büyük afetten etkilenen ama can kaybı yaşamayan bir il oldu. Yaralımız, can kaybımız yok çok şükür. Bu anlamda gerçekten bu depremi en hafif şekilde atlattığımızı ifade edebilirim. Önemli olan cana bir şey gelmemesidir. Ancak yapı stoğumuzda belli etkilenmeler meydana geldi. Özellikle Merkez, Genç ve Adaklı bölgelerimiz başta olmak üzere. Son dönemde yine Yayladere ilçemiz. Tüm buralarda belli oranda bir hasar tespiti yapılmış durumda. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bu konuda sorumlu kuruluşumuz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze 5000 civarında dilekçe geldi. Bu dilekçeleri işleme koydu müdürlüğümüz ve binlerce inceleme yaptılar. Bu incelemeler neticesindeki tespitlerini de rapora bağlayıp AFAD başkanlarına iletmiş durumdalar. Şu anda merkezde gönderilen raporlar inceleniyor. İlave olarak Yayladere, Yedisu, Kiri ilçelerimiz kaldı. Onlarla ilgili çalışmaların da haftaya bitmesini bekliyoruz. O çalışmalar biter bitmez AFAD başkanlığımız o ilçelerimizle ilgili raporları da Ankara'ya göndermiş olacak. Ve orada gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Gerek AFAD başkanımızla gerek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla bu konuları vekilimizle birlikte defalarca konuştuk. Yakından takip ediyoruz. Hem yereldeki çalışmaları hem merkezdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu incelemeler tamamlanır ve genel hayata etkili afet bölgesi kararlarını görmüş oluruz. Bunu bekliyoruz. Büyük bir kısmını yenilemiştik okullarımızın ama mevcut stoğumuzda eski yapılar yine var tabii binlerce yapı içinde. Bu çerçevede 19 okulumuzda sorun tespit edildi. 10 tane okulumuz yıkım kararıyla ayrıldı. 9 okulumuz da tahliye edildi. Bunların performans incelemeleri yapılıyor. Eğer olumsuz çıkarsa bunlar da kapsama alınmış olacak. AFAD Müdürlüğümüz de bu yaşanan depremlerden çıkarılan derslerle yeni çalışmalar başlattı. Şu anda 3 tane alan belirledi AFAD Başkanlığımız. Allah korusun bir afet yaşanması halinde nereye konteyner kent kurulacak? Bunlar tespit edildi. Bunların altyapıları oluşturulacak ve bir afet yaşanması halinde hızlı bir şekilde altyapısı hazır bu alanlara konteynerların kurulumu sağlanmış olacak. Bu çerçevede 3 tane yer var. Bir tanesi Şeyhahmet dediğimiz bölgeye yakın oldukça geniş 100 dönümlük bir yer. Buraya 1000 konteynerlık bir alan inşa edilecek, altyapısı kurulacak. İkincisi Et Süt kurumumuzun bahçesi biliyorsunuz geniş bir alanı var. Orada 700 konteynerlik. Bir de Kasman dediğimiz bir bölge var. Orada da 45 dönümlük bir alanda 450 olmak üzere toplam 2150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor. Ha, bu konteynerler konmayacak. Altyapısı hazırlanacak. İşte kanalizasyonudur, alt bağlantılarıdır. Bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteyner şehre dönüştürülecek. Bu çok önemli bir çalışma. Ayrıca Allah korusun yine hiçbir zaman olmasını istemeyiz ama bir afet olması halinde çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma güncelleme yapıldı. 9080 çadırın kurulabileceği 35 tane yer belirlendi. Bunlar da çadır kent kurmaya elverişli yerler. Buralarda ihtiyaç olması halinde hızlı bir şekilde çadırların kurulması sağlanacak.